Herkese merhaba değerli dostlar. Oyakçı Mentol ile ilgili teknik ve takas incelememizin tekrar güncellenmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz hafta e, hisse ile ilgili yaptığımız analizlerde 820 bölgesinin çok önemli olduğunu ve birkaç defa denendiğini bu yüzden bu kademe geçilmeden alıcıların isteksiz olacağından bahsetmiştik. Bilakis 820 kapattığı gün tekrar analiz yapmıştık ve alıcıların tekrar gelebileceğinden bahsetmiştik ve ise Bilakis e, 860 bölgesi yani yükseliş kanalı şu yükseliş kanalının içine girme teşebbüsünde bulundu. Tabi bu kademe içinde pek fazla tutunamadı hissemiz. Bu kanalın içinde kalsaydı eğer 9-10 bölgesindeki direnci zayıflatacaktı. Ama bu gerçekleşmedi. Tabi bu piyasadaki şartlardan dolayı bu şekilde oldu. Çünkü yabancı alımı devam ediyor. Şöyle tekrar hatırlatmak gerekirse. Son 3 aylık takas analizine baktığımız zaman yaklaşık 9 milyon civarında Doğaçe Bank ve Citibank'ın alımı var. Bu alımların yaklaşık %90'ı Doğuçe Bank üzerinden yapıldı. Doğuçe Bank daha çok alıcı hissede. E, ve son aylık işlemlere baktığımız zaman bu 9 milyonun sadece 6,5 milyonu son bir ay içinde alındı. Ve bu 6,5 milyonun da 1,4 milyonu sadece bu hafta alınmıştır. Yani hissede şu an yabancının alış iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii bundaki yetmenlerden e, bazıları şirketin şu an bulunduğu direnç konumu ve piyasa şartlarının uygun olmasıydı. Şimdi yurt dışında duyduğumuz, bu hafta başında itibaren duymaya başladığımız Avrupa'daki kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği ile ilgili bilgiler ve Amerika'da süreç devam eden bu teşvik paketinin birkaç prüze takılmasından dolayı piyasalar yatay negatif seyir halinde birkaç gündür. Bu yüzden zaten bu kanal içinde güçlenmek için fırsat bekleyen hissemiz için fırsat olmadığı için buradan bir geliş geliş gerçekleşti. Ama takasları incelediğim zaman son iki gün e, görmüyoruz tabii. Son 2 gün yok takaslarda. Yabancının halen alımda olduğu görünüyor bu hafta içinde. Şu an bugün kapanış itibarimizle bizim çok zor bir şekilde geçtiğimiz bu 8.20'nin destek görevi gördüğünü gördük. Yani robotlar çok güzel çalışıyor. Bugün iki defa 8.21'i denedi. Yalnız bu bölge üzerinde 8.26'lı kapanış yaparak hisse ben bu kademe üzerinde tutunmaya çalışacağım, gayret göstereceğim diye e, bize uyarıda bulunuyor tabi burası kırıldığı zaman bizim için e, tabi 7.38'lere kadar ilk önce tabi 7.86'lara kadar sonra devamında 7.70 ve aşağısında 7.30'lara kadar bir düşüş gerçekleşebilir nasıl burası geçildiği zaman sert bir yükseliş görüyorsak aynı şekilde buradan aşağı kırıldığı zaman da sert yükseliş olma ihtimali yüksek ama yabancı miktarının artmaya devam etmesi bunun gerçekleşme ihtimalini zayıflatıyor bence. Şirket buralardan tekrar destek bulabilir. Çünkü dış piyasa şu saatlerde gündüzki fiyatlamanın birazcık daha üzerinde artıya doğru gitti. Tekrar hissemizin 8.60 bölgesini deneyeceğini ve bu kanala girmeye çalışacağını tahmin ediyoruz. Yabancı alımın sürmesi çok önemli. Ben bunu takip ediyor olacağım. Bir değişiklik olursa yine paylaşacağım. Videoları takip edebilirsiniz. Bir sualiniz olursa mesaj kutusuna mesaj bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.